Bu bölümde biri 1943'te, diğeri 1947'de çekilmiş olan filmleri inceleyeceğiz. Bunlar birbirinin devamı değilse de temaları aynı. Her iki filmde ait oldukları dönemde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilere dair görüntüler barındırıyor. Önce ilk filmi izleyelim. Tarih 30 Ocak 1943. Adana'da tayyare istasyonundayız. Basının birkaç gün içinde tarihi sıfatıyla anacağı bir buluşmanın ilk adımına tanık oluyoruz. İngiltere Başbakanı Winston Churchill Türkiye'de. Başbakan Şükrü Saracoğlu ve Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu karşılamaya gelenler arasında. Tayyare istasyonunda kısa bir çay molası veriliyor. Hemen ardından Churchill, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bir araya gelmek üzere yola koyuluyor. Dönemin basınında Adana mülakatı olarak anılsa da toplantılar Adana-Mersin arasında Yenice istasyonunda bir trende yapılacaktı. İki ülkenin dışişleri bakanlarının dışında Genelkurmay başkanları da görüşmelere katılanlar arasında. İngiltere ve Türkiye heyetlerinin 30 Ocak'ta başlayan bu buluşması ertesi gün 31 Ocak'ta sona erdi. Churchill şimdi tekrar Adana Tayyare İstasyonu'nda. Uçağı öğleden sonra saat 4 civarı Kıbrıs'a doğru havalanıyor. Başbakan oradan Kahire'ye geçecek. Buluşma gizlilik içinde hazırlanmıştı. Bu nedenle yakın tarihli gazetelerde Churchill'in gelişine dair hiçbir bilgi yoktu. İlk haberler Churchill'in ayrılmasından 2 gün sonra 2 Şubat'ta yayınlandı. Bununla birlikte basın toplantıdan haberdar edilmemiş değildi. Fotoğrafçı Cemal Işıksel fotoğraf çekmek üzere özel olarak Adana'ya gelmişti. Cemal Işıksel'in dışında kamera, hatta belki kameralarda buluşmaya çağrılmıştı. Yalnız TRT arşivinde değil, yurt dışındaki birkaç arşivde daha kamera kayıtlarına ve farklı açılardan çekilmiş görüntülere rastlanıyor. Bu durumda muhtemelen birden fazla kameraman da iş başındaydı. Cemal Işıksel o sıra Cumhuriyet'in muhabiriydi. Fakat fotoğraflar ilk olarak 2 Şubat'ta hükümetin yayın organı olan Ulus gazetesinde yayınlandı. Birkaç gün sonra diğer gazetelere yayıldı. En geç 3 Şubat'ta filmlerde dolaşıma girmişti. Churchill Kahire'ye gittikten sonra Mısırlı gazetecilere buluşma hakkında Türkiye'de çok olumlu karşılanan bir demeç verdi. Ardından hep birlikte Adana mülakatına dair gösterilen filmi seyrettiler. Filmler görüşmelerin olumlu geçtiği izlenimini veriyordu. Bu hava yayınlanan resmi tebliğ ile de uyumluydu. Tebliğe göre Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayış bağları bu toplantıyla iyice pekişmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt de bu görüşmeyi hararetle desteklemişti. İngiltere, Türkiye'nin savaş yıllarındaki politikasını sempati ve tam bir anlayışla izlemekteydi.
Görüşmeler tarafların eksiksiz memnuniyetiyle tamamlanmıştı. Filmlerde bu tebliğin adeta görüntülü bir canlandırması gibiydi. Ziyaretçi filoya, İngiltere'nin Akdeniz filosu başkomutanı Oramiral Sir Algernon Willis komuta ediyordu. 1947'de savaş geride kalmıştı. Oramiral Willis komandasındaki filo bir dostluk ziyareti için Türkiye'deydi. Oramiral Willis geldikten iki gün sonra Yeşilköy'den uçakla Ankara'ya geçti. Bu günübirlik seyahat sırasında tarafından kabul edildi ve ağırlandı. Resmi görüşmeler devam ederken İngiliz denizcileri kendilerine tahsis edilen tur otobüsleri ve rehberler eşliğinde İstanbul'u geziyorlardı. Haber filminde yalnız resmi görüşmelere değil, konuklar onuruna düzenlenen eğlencelere de yer verilmişti. Bütün görüntülere son derece olumlu bir hava hakimdi. Yaklaşık 4,5 yıl arayla çekilmiş bu iki filmde mesajın aynı olduğu söylenebilir. Gerek görüntülerle, gerek ikinci filmde sözlü olarak da anlatılan İngiltere ve Türkiye arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliği isteğiydi. Bununla birlikte iki film arasında bir takım farklar ve upuzun bir 4,5 yıl var. İlkinde kameralar Adana'ya gizli bir görüşmeye çağrıldığında İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Türkiye-İngiltere arasındaki iyi ilişkileri kimlere göstermek üzere hazırlanmışlardı? Dönemlerindeki koşulları göz önüne alarak düşünürsek, mesajları kimeydi? ...1947'de İngiliz filosunun ziyarete gelmesi üzerine gazetelerde İngiltere-Türkiye ilişkilerinin geçmişine dair pek çok yazı yayınlandı. Bunlardan biri Abidin Daver'in imzasını taşıyordu. Daver'e göre Türkiye daha savaştan önce iki ülkenin 12 Mayıs 1939'da imzaladığı ortak beyanname ile Batı demokrasileri cephesinde kat'i surette yerini almıştı. Ve işte o günden beri Türkiye ile İngiltere müttefiktiler. Savaş sırasında da çiğnendi ve gelişmelere göre ittifaklar bozulup yeniden kuruldu. Türkiye savaşın başında ekonomik gücünün de askeri donanımının da yeterli olmadığının farkındaydı. Olası bir işgale, hatta belki Polonya'da, İran'da olduğu gibi birden fazla ülkenin işgaline karşı koyması çok zordu. Savaş boyu bileşenleri değişen cepheler nezdinde bir diğer tarafla tam bir işbirliğine gitmeyerek konumunu korumaya çalıştı. Ağırlıklı hedef savaşa girmemekti. Fakat bu bütün ülkelere her zaman aynı mesafede durulduğu anlamına gelmiyordu. Dış ilişkilerde ülkelerin ağırlığı savaştaki gelişmelere göre şekillendi. 1943'te Churchill Adana'ya geldiği sıralarda gazetelerde çıkan haberler, savaşın bu safhasındaki dış ilişkiler hakkında bir fikir veriyor. Almanya, haberlerde önemli bir yer tutuyordu. Türkiye, 1941'de Almanya'nın Balkanları işgalinden sonra bu ülkeyle bir saldırmazlık anlaşması imzalamıştı. İncir, üzüm gibi ürünleri de alması şartıyla
savaş sanayiinde önemli bir yeri olan kromu Almanya'ya sevk etmeye devam etmişti. Almanya, ideolojik ve kültürel olarak da etkili oluyordu. Bunun bir sebebi, bu ülkenin propaganda araçlarını planlı ve sık kullanmasıydı. Örneğin, Churchill'in gelişi bir Alman mimarlığı sergisinin açılışına denk gelmişti. Ancak propaganda, ideolojik etkilenmenin sadece bir boyutuydu. Almanya'nın Fransa'yı mağlup etmesi, daha sonra Sovyetler üzerine yürüyüşü, propagandalardan daha etkili olmuştu. Sovyetler, Türkiye için Kurtuluş Savaşı'ndan beri önemli bir müttefikti. Fakat Dünya Savaşı'nın başında Boğazlar'da üs kurma hakkı, Türkiye'nin Boğazlar'daki egemenliğini tesis eden Montrö Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi gibi talepler ileri sürmeye başlamıştı. Bu, önce o sıra aynı cephede yer alan Sovyetlerle Almanya'nın, tıpkı Polonya'ya yaptıkları gibi Türkiye'yi de ard arda işgal edebilecekleri endişesini doğurmuştu. Daha sonra Almanya Sovyetlere saldırdığında Türk basınında ikisi arasında Almanya ön plana çıkmıştı. Sovyet karşıtlığı antikomünizm söylemiyle giderek yükseliyor, pantürkizm, Turancılık gibi akımlar güçleniyordu. Hükümet 1941'den önce müttefikleri endişelendirebilecek Almanya yanlısı bazı yayınlara cezalar vermişti. Buna karşılık Almanya ile Sovyetlerin karşı karşıya olduğu 1941'den 1943'e kadar bu durum değişmişti. Dış haberleri Anadolu Ajansı'ndan alan, hükümetin kanunla kontrol altında tuttuğu basında Almanya'ya eğilim yükselmişti. Ahmet Emin Yalman, 1941'de Hitler realist bir insan olduğunu ve körü körüne cereyanlara kapılıp gitmediğini her vesile ile ispat etmiştir. İnsanlığın Bolşevikliğe karşı bayraktarlığı sıfatını takınmakta menfaat görmüştür, diyordu. Fakat tam Churchill'in geldiği günlerde çıkan haberler yeni bir döneme girildiğine işaret ediyordu. Sovyet ordusu Almanları Stalingrad'da durdurmuştu. Şimdi Sovyetler Almanya karşısında zafer kazanmış olarak Türkiye'nin ilişkisini hep sıcak tutmaya çalıştığı İngiltere ile aynı cephedeydi. Fransa kısa süre içinde işgale uğrayarak perdeden çekilmiş, 1941'de Amerika bu cephede önemli bir unsur olarak yerini almıştı. Bu taraf baştan beri Türkiye'ye savaşa girmesi, müttefiklere malzeme sevkiyatı yapması ve üsler için topraklarını açması yönünde telkinlerde bulunuyor, baskı kuruyordu. Türkiye buna hep aynı cevabı vermişti. Hem malzeme hem eğitimi içeren askeri yardım olmadan bu mümkün değildi. Churchill 1943'te Türkiye'yi daha kararlı bir adım atmaya ikna etmek üzere gelmişti. Bu ziyarete birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'le Casablanca'da bir araya geldiklerinde karar verilmişti. Türkiye, Adana mülakatı sırasında baştan beri olduğu gibi savaşa katılmak için yine askeri yardımı şart koştu. Sovyetlerle ilgili endişeler de dile getirildi. Görüşmelerin sonunda yayınlanan resmi tebliğde İngiltere'nin Türkiye'nin savaştaki politikasına sempatiyle yaklaştığı belirtiliyordu.
başka bir deyişle savaşa girmeyişinin anlayışla karşılandığı ifade ediliyordu. Bununla birlikte filmdeki hava, Türkiye'nin müttefiklerle olan ilişkisinde yeni bir noktaya gelindiğini düşündürebilirdi. Almanya'ya yakın olarak bilinen Başbakan Şükrü Saracoğlu, Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu gibi isimlerin de dahil olduğu heyetler, topluca adeta bir yakınlaşma yaşandığını düşündürecek olumlu bir resim vermişti. Bu mesaj öncelikle Almanya'ya yönelik olarak düşünülebilir. Almanya ziyareti soğukkanlılıkla karşıladı. Büyükelçi von Papen, Türkiye'nin Almanya ile savaşacağını düşünmüyordu. En azından o gün için bu ihtimal zayıf görünüyordu. Mesajın bir diğer muhtemel alıcısı Sovyetlerdi. Churchill'in uçağının gövdesine ziyaret edilen yerlerin bayrakları çizilmişti. Uçak, Türkiye'den ayrılmadan Sovyetlerin orak çekicinin yanına Türk bayrağı eklendi. Türkiye'nin Sovyetlerle ilgili endişelerinin giderilmesi, İngiltere ve Amerika'nın dengeleri kuruması gerekiyordu. Bu toplantı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü yerli ve yabancı basında savaşın önemli bir siması olarak öne çıkarmıştı. Basına verilen resmi tebliğin başında bu görüşmeyi Churchill'in istediği, bu istek üzerine Cumhurbaşkanı'nın onu kabul ettiği yazıyordu. Bu hava 1943 sonunda İsmet İnönü 2. Kahire Konferansı'na davet edildiğinde de devam etti. Roosevelt ve Churchill Adana'ya onu almaya iki ayrı uçak göndermişti. İsmet İnönü Amerikalıların uçağını tercih etti. Bu toplantıda Türkiye ilk kez olarak savaşa katılmaya razı oldu. Tabii yine askeri yardımların tamamlanması şartıyla. Fakat kısa bir süre sonra Türkiye'nin pazarlık gücü azalmaya başladı. Koşullar değişiyordu. Müttefikler ilerliyor, Almanya geriliyordu. Başta Türkiye'ye savaşa girmesinin emredilmesi gerektiğini savunan Stalin bile bunun gereksiz olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Öte yandan Boğazlar rejiminin gözden geçirilmesi için bastırıyordu. Amerika ve İngiltere savaş sonuna bırakılmak kaydıyla buna onay verdiler. Bu sırada Şubat 1944'te askeri yardım görüşmeleri de kesildi. Türkiye diplomatik olarak yalnız kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Böylece müttefiklere doğru daha kararlı bir adım atarak Nisan 1944'te Almanya ile olan ticaret anlaşmasını uzatmadı ve krom sevkiyatını durdurdu. Ağustos'ta Japonya ve Almanya ile bütün diplomatik ilişkilerini kesti. Almanya yanlısı olarak bilinen Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu da bu dönemde istifa etti. Türkiye'nin resmen savaşa girmesi ise Şubat 1945'te Yalta Konferansı'nda alınan bir kararla oldu. Buna göre Birleşmiş Milletler'e ancak 1 Mart 1945'ten önce Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olan ülkeler alınacaktı. Türkiye 23 Şubat 1945'te sona yaklaşılırken resmen savaşa girmiş bulundu. Bu tarihte Türkiye'nin baştan beri müttefiklerin zaferine inandığına dair yazılar çoğalmaya başlamıştı. Milletvekili de olan Hüseyin Cahit Yalçın'a göre başta bazı istisnai Alman yanlısı yayınlar olduysa da bunun sebebi iktidar baskısından uzak ortamdı.
1947'de İngiliz filosu İstanbul'a geldiğinde taşlar yerine oturmuş durumdaydı. Spor ve eğlence. İngiltere'nin Akdeniz filosu başkomutanı Oramiral Willis, Ankara'da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan Recep Peker ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Salih Omurtak tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanının davetinde Türkiye'deki bir diğer büyük değişimi hatırlatan bir ayrıntı kadraja girmişti. Bu yeni cephenin de etkisiyle 1946'da çok partili sisteme geçilmişti. Fuat Köprülü başta olmak üzere Demokrat Parti'den bazı milletvekilleri de davetteydiler. Takdim etmiş olan sinema, şimdi Batı dünyasından başka yüzleri tanıtıyor, kaydediyor, yayıyordu. Bu filmler nerede çekildi? 1943'teki Adana'da, 1947'deki İstanbul ve Ankara'da. Bu filmler ne zaman çekildi? 30-31 Ocak 1943'te ve 21-25 Temmuz 1947'de. Bu filmleri kim çekti? Bir bilgimiz yok. 1947 filmi üslup olarak Basın Yayın Umum Müdürlüğü'nün haber filmlerini andırıyor. Bu filmlerdeki olay nedir? 1943'te İsmet İnönü'nün Churchill'le görüşmesi. 1947'de İngiliz filosunun Türkiye'yi ziyareti.